Herkese merhabalar. Crypto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bitcoin'de şu anda bir önceki ATH seviyesinin yaklaşık olarak %1 altındayız. Mayıs ayından bu yana sürekli konuştuk, değerlendirdik. Boğa henüz bitmedi dedik. 2013'teki gibi çift tepe yapacaktır bu sezon dedik. Değerlendirdik, analizlerimizi masaya koyduk ve gerçekten geldik. En sonunda dağının kopacağı yeri arkadaşlar. Bundan sonra mega boğaya giriyor muyuz? Bundan sonra Bitcoin'de ve altcoin'lerde neler olacak? Bunları değerlendireceğiz. Bunları bir konuşacağız. İlk ETF onaylanmıştı. Bugün itibariyle de Amerikan borsasında işlem yapmaya başladı arkadaşlar. Dolayısıyla Bitcoin'de hareketlilikler devam ediyor. Bitcoin nefes almadan yukarı yönlü hedefine doğru ilerliyor. Dediğim gibi şu anda bir önceki ATH seviyesinin yaklaşık olarak %1 altındayız arkadaşlar ki bu da takriben yaklaşık olarak 650 dolar civarında bir tutar. Bundan sonra ne olacak? Bunları bir hızlı bir şekilde masaya yatıracağız. Yine bunun ardından altcoin'lerdeki son duruma bakacağız arkadaşlar. Buna ilaveten de bugünkü yayınımızda aslına bakarsanız İdo projelerinden birkaç tanesini paylaşacağım sizinle. Çok yakın zamanda roketi takmaya hazır olan bu projeleri teker teker sizinle paylaşacağım. Bundan önce paylaştığım İdo projelerindeki son durumlara bir bakacağız. Bunları bir inceleyeceğiz. Dolayısıyla yine dopdolu bir içerikle karşınızdayım. Tekrardan hoş geldiniz. Analizlere başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Kanala destek olmak için abone olmayı, katıl butonuna basmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli görüş ve yorumlarınızı, sorularınızı aşağı yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Analizlerimize başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk etapta bir Bitcoin'i bir konuşalım isterseniz. Şu anda dediğim gibi yüzlük kuyruğuna geldik artık. Bundan sonrası gerçekten ya yukarı roketi hızlı bir şekilde takıp yeni bir ATH seviyesine çıkacağız ya da bundan sonra bir fake out gelip aslında fiyatı aşağı doğru çaktıracaklar. İlk etapta şunu söylemek gerekir. Aslına bakarsanız bundan sonra arkadaşlar önümüzdeki tek direnç seviyesi 64.953 seviyesi olan aslına bakarsanız bir önceki ATH alanı yani Fibonacci bir noktası. Burada bizim için direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu alanın geçilmesiyle beraber ki ben geçeceğimizi çok rahatlıkla inanıyorum bu ay sonuna kadar. Bunun geçilmesiyle yaklaşık olarak bir sonraki direnç seviyemiz 74.803 alanı olacaktır. Bu da Fibonacci 1.272 dolar seviyesi. Burada geri çekimler gelir arkadaşlar. Geri çekilen masada olabilir. Şöyle bir hareket gelecektir açıkçası. Buradaki Fibonacci bir noktasını kırdıktan sonra yukarı yönü hafif bir hareket. Bunlardan tekrardan bir bu alanın retest edilmesi yani destek noktasına getirilmesi bunlardan yukarı yönlü tekrar momentumu alıp yukarı yönü fişekleyecektir. Burada herhangi bir düşüş arkadaşlar alım fırsatı olarak değerlendirilir. Burada özellikle bizim için önemli olan seviye 57.200 olan yani Fibonacci 0.786 olan alanın kırılmaması arkadaşlar. Buraya kadar gelecek olan tüm düşüşleri ben alım olarak değerleneceğini söyleyebilirim rahatlıkla. Yani aslına bakarsanız şu alan tekrardan bir giriş için fırsat olacaktır. Ama burada daha güvenli. Şimdiye kadar Bitcoin almamış olan kişiler için açıkçası ilk etapta bu Fibonacci bir noktasının yani 64.953 alanının kırılması retest edildikten sonra tekrar içeri girmek yani alım yapmak sıfırdan girecekler için daha mantıklı olacaktır, daha rasyonel olacaktır bunu söylemek gerekir. Yine bunun ardından şunu söyleyebiliriz aslına bakarsanız şimdi değerlerimize baktığımızda dediğim gibi Mayıs ayından bu yana aslında konuşuyoruz arkadaşlar. Birçok indikatöre baktık, birçok teknik analiz yaptık. Şimdi bu saatten sonra aslına bakarsanız tüm indikatörler yemyeşil. Yani MACD'ye bakıyorsunuz yine alım seviyesine. RSI'ye bakıyorsunuz 60 seviyesinin üstünde. Bütün direnç seviyelerini şimdiye kadar retest ede ede kırdık. Destek haline getirdik. Bundan sonrası dediğim gibi herhangi bir çok yüksek bir manipülatif FAT haberi gelmediği durumda. Bundan sonra hedefimiz tam gaz ileridir arkadaşlar. Dediğim gibi ilk etapta 74.800 bunlardan 87.334 seviyeleri olacaktır. Bu seviyeleri açtıktan sonra tekrardan bir masaya yatırırız arkadaşlar. Neler olacak? Bunu tekrardan konuşuruz. Şimdi isterseniz tekrardan bir 17 Ekim'de paylaşmış olduğum altcoin sepetindeki son güncellemeyi paylaşayım arkadaşlar sizinle. ANKR USDT'den bahsetmiştim size. Burada destek retest çok iyi bir girişti. Konuşmuştuk. Hali hazırda aslına bakarsanız 0.0.85-33 seviyesine kadar geriledi. Buradan değerlendiren arkadaşlar
yaklaşık olarak %32,84 gibi çok güzel bir kâr rasyosu koydu. Özellikle bu Bitcoin dominansının arttığı bu dönemde piyasada herhangi bir yaprak kımırdamazken arkadaşlar aslına bakarsanız çok güzel bir şekilde kâr marjımızı koymuş olduk. Yine bunlardan Kasuma'dan bahsetmiştim Polkadot ekosistemi üzerinde. Bunda da destek retest iyi giriş olur diye konuşmuştuk. 330 dolar ve altındaki alanlar giriş olarak değerlendirilebilir diye söylemiştim. Burada da yaklaşık olarak şu ana kadar %15,27 gibi çok güzel bir kar marjı elde edildi arkadaşlar. Bunu değerlendiren arkadaşların güle güle harcamasını diliyorum. Şimdi gelelim Metaverse ve Play to Earn projeleriyle ilgili dediğim gibi sizinle yeni projeler paylaşacağım. Gerçekten alev alan projeler arkadaşlar. Bunlarda da güzel karlar geleceğini düşünüyorum. İlk etapta bir önceki Metaverse videomda aslına bakarsanız size birkaç tane proje sunmuştum. Bu projeleri değerlendiren arkadaşlar çok güzel kar elde etti. İsterseniz bir öncelikle bunları bir konuşalım. Neler vardı? Sinsi'den bahsetmiştim size arkadaşlar. 11x yaptı. Yani aslına bakarsanız %1021 civarında bir çok yüksek kar rasyosu yaptı arkadaşlar. Yine bunlardan Dimeo projesinden bahsetmiştim. Bu da yine NFT tabanlı Play to Earn projesiydi. Burada da aslında İDO fiyatından değerlendirebilen arkadaşlar için yaklaşık olarak 10x gibi çok güzel bir kar geldi. Yani yüzdesel olarak vurduğunuzda %986 civarında bir kar marjı geldi arkadaşlar. Yine bunlardan Three Kingdoms demiştim. Bu da aslında Play to Earn projelerinden bir tanesiydi. Burada da 27x civarında çok güzel bir kar geldi. %2649 gibi bir rasyo geldi arkadaşlar. Güle güle harcamalarını diliyorum bunu değerlendiren kişilerin. Şimdi bunun ardından gelelim. Yeni projelerimize neler var masada, neleri değerlendirebiliriz? İsterseniz hızlı bir şekilde bunları bir konuşalım. Şimdi arkadaşlar ilk etapta konuşacağımız proje ismi Yarlo. Yarlo aslına bakarsanız bir NFT ve DeFi teknolojileri üzerine kurulmuş bir platform ve bir oyun platformu arkadaşlar. Burada IDO çıkış fiyatı yaklaşık olarak 0,35 cent civarında olacaktır. Burada da 10x gibi güzel bir kar bekliyorum minimum seviyede. Henüz çıkış platformu listelenmemiş. Çıkış platformu listelendikten sonra bununla ilgili tekrardan update yapacağım. Yaklaşık olarak 20 Ekim tarihi itibariyle de buradaki son güncelleme gelecektir arkadaşlar. Şimdi yine bunun ardından burada projeyi detaylıca inceleyebilirsiniz. Buradaki detayları incelemek isteyen arkadaşlar için linki de aşağı bırakacağım. Görebileceğiniz üzere Polygon ve Binance Smart Chain ile zaten hali hazırda ortaklıklar mevcut. Ve bunlardan çeşitli platformlarla anlaşmaları mevcut. Dolayısıyla dediğim gibi arka planda fundamental olarak güçlü bir proje olduğunu söylemek mümkündür arkadaşlar. Bir diğer projemize gelecek olursak Space CIP arkadaşlar. Bu da aslına bakarsanız hali hazırda oyun üzerinde NFT kazanabileceğiniz ve bunu daha sonra satabileceğiniz bir oyun aslına bakarsanız Play to Earn projesi. Bu da IDO fiyatı yaklaşık olarak 0,02 dolar olarak karşımıza çıkmakta. 29 Ekim'e kadar arkadaşlar bunun alımı Pulse üzerinden gerçekleşebilir durumda olacak. İlk etapta burada bir whitelist katılım çekilişi olacaktır. Bunun ardından whitelist'ten kalan olan coinlerinde satışı gerçekleşecektir arkadaşlar. Bu fiyat üzerinden değerlendirilebilir bir proje. Burada da yaklaşık olarak 10x'li aslına bakarsanız 20-25x arasında güzel bir kar marjı bekliyorum. Sitelerini incelemek isteyen arkadaşlar için projeyi detaylarını görmek isteyenler için aslına bakarsanız yine dediğim gibi linki bırakacağım. NFT Marketplace'i de var. Şimdi yine bunlardan üçüncü projemiz arkadaşlar Metaverse X. Metaverse X nedir diye soracak olursanız aslına bakarsanız hali hazırda Metaverse üzerine kurulu bir NFT yaratma ve satma tabanlı bir Play to Earn projesidir arkadaşlar. Bu da Gate.io üzerinde yer alacak. Satış fiyatı biraz yüksek. Yaklaşık olarak 2 dolarlık bir satış fiyatı olarak öngörülmüş. Detayları burada hali hazırda dediğim gibi linki bırakacağım. İncelemek isteyen arkadaşlar inceleyebilir. Yapıya baktığınızda grafiksel olarak aslında Minecraft benzeri bir yapıya sahip olduğunu görüyorsunuz. Burada güzel karlar elde edilebilir. Sadece fiyatın yüksek olması şaşırtıcı oldu diyeyim. Bir IDO için 2 dolar gerçekten iddialı bir fiyat ama dediğim gibi değerlendirmekte fayda var. Belli bir miktarda para atılabilir. Yine bunlardan bir diğer projemiz Chainrace. Bu Chainrace projesi de arkadaşlar aslında mobil üzerinde olacak olan free to play ama aynı zamanda yani oynama indirmesi ücretsiz ama aynı zamanda play to earn tabanlı bir projemiz olacak. Burada yine DeFi ve NFT farmları mevcut. Daha sonra bu farmladığımız NFT'leri de arkadaşlar oyun üzerinde yine satabileceksiniz ve farklı platformlar üzerinde. IDO fiyatı 0,6
60 sent arkadaşlar iyi bir proje olduğunu düşünüyorum açıkçası. Burada güzel karlar elde ederiz. Burada Paid Network üzerinde veya Bull Perks üzerinde satışları mevcut olacak. Bunlardan bir diğer projemize gelelim arkadaşlar. Diğer projemize baktığımızda Legend of Fantasy Wars isimli bir projemiz. Bu da aslında 3D boyutlu Play to Earn Metaverse oyunu blockchain ekosistemi üzerinde yer alıyor. Arkadaşlar Polkastarter üzerinde yer alacak satışları. IDO fiyatı 0.20 cent olarak değerlendirilecek. Burada projeyi detaylıca bakmak isterseniz dediğim gibi link üzerine bırakacağım. Bu da aslında Earn to Play ve Metaverse kombinasyonunu çok güzel bir proje olduğunu söylemek mümkün. Burada da 20-30 civarında X'ler beklenebilir. Bunlardan bir diğer projemiz Project Seed. Project Seed'e baktığınızda aslına bakarsanız oyun ekosistemleri için tasarlanmış ve adaptasyonlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir nevi platform olarak da değerlendirebilirsiniz bunu. IDO fiyatı 0.025 cent olacak arkadaşlar. Bu da 9 Kasım itibariyle çıkacak. GameFi ve Solanium üzerinden bu platformlar üzerinden alımı sağlanabilecek arkadaşlar. Linki tekrardan aşağı bırakacağım dediğim gibi. Project Seed ile ilgili tüm detayları bu linkten ulaşabileceksiniz. Buna ilaveten bir diğer projemiz arkadaşlar CryWar. CryWar'a baktığınızda aslına bakarsanız bir aksiyon oyunu ve mobil üzerinden tasarlanmış NFT toplayıp bunları tekrardan satabilir halde olacak. Free to play bir oyun olacak aslına bakarsanız. IDO fiyatı 0.028 cent olarak değerleniyor. Solanium üzerinden gerçekleşecek. Burada iki etapta baktığımızda aslında 19 ile 22'si arasında başvuruları, whitelist başvurularını yapabilirsiniz. Bunun bilgisini vereyim size. Bunun ardından son olarak bir diğer projemiz de arkadaşlar Matchmaster IDO. Buradaki en iddialı projelerden biri olduğunu söylemek mümkündür. Yaklaşık olarak satış fiyatı 0.04 dolar şeklinde çıkacaktır. Burada çok güzel yani 100x'lere kadar güzel karlar vurulacağını düşünüyorum açıkçası. Burada projeyi incelemek isteyenler arkadaşlar için dediğim gibi tekrardan linki aşağıya bırakacağım. Bu projelerin her bir tanesi arkadaşlar çok kıymetli projelerdir. Bunun altını çizeyim. Değerlendirmek isteyen arkadaşların inceleyip daha sonra alacakları kararlar doğrultusunda yatırımlarını yapabilirler. Herhangi bir desteğe ihtiyacın olması durumunda arkadaşlar katıl butonu üzerinde çeşitli paketlerimiz mevcut. Bu paketlerin her birini aslında farklı farklı içeriklerimizi katıl butonu sahipleriyle paylaşıyoruz. Dolayısıyla oradaki içerikleri inceleyip sizin için uygun olanları da seçebilirsiniz. Bunu da paylaşımını yapayım. Bugün için paylaşabileceğim önemli projeler bunlardır arkadaşlar. Bir sonraki Metaverse Play to Earn projesinde veya Altcoin sepeti incelemelerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Cüzdanlarınızın her daim işi kalması dileğiyle. Kanala destek olmak için abone olmayı, katıl butonuna tıklamayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, yorumlarınızı aşağı bırakmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.